Herkese merhaba. Yeni bir kriz notlarıyla karşınızdayız. İstanbul Stüdyo'da ben Tamer Durak, Berlin'de doçent doktor Ümit Akçay, Ankara'da da doçent doktor Ali Rıza Güngen ile birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Şimdi bu hafta çok uzun zamandır beklediğimiz bir veriyle açıldı. Türkiye'nin 2018 yılı gayri safi yurt içi hasılası TÜİK tarafından açıklandı ve biz bazı haber ajanslarında ve bazı gazetelerde gördük ki Türkiye %2.6 büyümüş 2018'de. Bu da çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Ali Rıza Hocam, siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi büyüme rakamlarında yıllık veriler bir önceki döneme göre veriler. Ve bir önceki çeyreğe göre veriler nedeniyle bir karmaşa olduğunu söylemek herhalde uygun olacaktır. Türkiye ekonomisi 2018 yılında %2.6 büyümüş olarak gösteriliyor. Ancak Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 küçüldü. Eğer işte bu mevsim takvim etkilerinden arındırılmış veriye bakarsak da bir önceki çeyreğe göre, yani 2018'in 3. çeyreğine göre de %2.4 küçüldü. Şimdi şey, tabii ki büyüme rakamlarında yıllık büyüme verisini ön plana çıkartmak söz konusu olabilir ama biz bu verilerle 2018'in ikinci yarısında Türkiye ekonomisinin resesyona girdiğinin resmi olarak teyit edildiğini gördük aslında bakarsanız. Bir de Ümit'in de değinmiş olduğu önemli bir mesele var. Geriye doğru revizyonlar nedeniyle aslında biz 2018'de ekonomik durgunluğun yılın ikinci çeyreğinde başladığında gördük. Bizzat TÜİK geriye dönük yaptığı revizyonla aslında ekonominin 2018'in ikinci çeyreğinde de hiç büyümemiş olduğunu açıkladı. İçinden geçtiğimiz kriz zaten, yani kur krizinin reel sektör krizine dönüşmesi aşamasında olduğumuzu, bunun doğrudan doğruya iflaslara, işte konkordatolara yansıdığını konuşmuştuk, işsizliğin hızla arttığını konuşmuştuk. Bunun sonucunda resmi bir sektörel bazı veriler de var elimizde. Yani inşaat sektörünün, imalat sanayinin bir önceki çeyreğe göre %4 küçüldüğünü görüyoruz. Şu bence çok önemli. Sadece dayanıklı tüketim malları ya da yarı dayanıklı tüketim malları değil, aynı zamanda dayanıksız tüketim mallarının malları bağlamında da bir gerileme söz konusu. Yani şu şey söyleyebiliriz. Yurttaşlar sadece giysiden, beyaz eşyadan vesaireden kısmadılar. Aynı zamanda aslında ekmeklerinden de kısmaya başladılar. Böyle bir veri var karşımızda. Başka bir önemli noktada aslında bakarsanız, gayri safi sabit sermaye oluşumunun hızla azalıyor olması. Şimdi arkadaşlarımız daralma verisini, daralma bir grafiğini ekrana getirebilirlerse şeyi görmek lazım. Yani Türkiye mevsim etkilerinden arındırılmış veriye bakıldığında yani 2016'nın 3. çeyreğinde, 2014 yılında, 2007 yılında örneğin, pardon 2008 yılında krizin resmi olarak başlangıcından bir süre önce çeyreklik bazı daralmalar yaşamış olabilir ama bizim bu daralma dönemini, ekonomik daralma dönemini en net bir şekilde anlamak için 2001-2002 kriziyle ve 2008-2009 kriziyle bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Yani içinden geçtiğimiz dönem ve daralma oranları, yaşadığımız süreç benzerlik taşımaktadır. Eğer arkadaşlarımız daralma 2 grafiğini de ekrana getirebilirlerse, onu da söyleyerek bırakayım. Burada Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayınlamış olduğu bir grafikti. Ben bunu Türkçeleştirdim ve TÜİK'in verilerinden kendim ürettim. Burada T dönemi, ilk ekonomik daralmanın, çeyreklik daralmanın açıklandığı dönem. Takip eden sürece bakarsanız eğer 2001-2002'de, 2008-2009'da krizin 4 çeyrek ya da 5 çeyreğe kadar uzanabildiğini görüyorsunuz. Toplamda ilk krizin başlangıcıyla karşılaştırıldığında da hasılada reel anlamda %10 civarında bir kaybın yaşanabildiğini görüyoruz.
Şimdi 2018-2019 krizi açısından şöyle bir dönemdeyiz. Genelde Mart ayı sonrasından itibaren farklı bir ortamın söz konusu olması bekleniyor olabilir. Ama eğer gidişat bizi yanıltmayacaksa, benzer bir patern takip edilecekse eğer, biz 2018 yazına kadar bu daralmayı yaşayacağız. Muhtemelen yani belki 2019 yazına kadar pardon, belki 2018'in son çeyreğindeki kadar şiddetli olmayacak bundan sonra bu çeyreklerdeki daralmalar. Ama bu daralmanın yılın ortasına kadar gitmesi daha olası görünüyor. Ve ancak daha sonrasında, daha önceki programlarda da konuştuğumuz üzere, sermaye girişlerinde bir farklılık gerçekleşirse, daha önceki dönemlere göre bir düzelme söz konusu olursa, Türkiye'de bir toparlanma sürecinin başlaması görülebilecek. Yani ekonomik daralma dönemlerinin, böyle tek bir çeyrekteki daralmanın, mevsim etkilerinden arındırılmış veriye bakıldığında, daha öncesinde görülebildiğini ama içinden geçtiğimiz dönemin 2001-2002 krizindeki daralma ve 2008-2009 krizindeki daralmayla kıyaslanabilir bir hale geldiğini söylemek lazım diye düşünüyorum. Burada durayım. Ümit Hocam? Ben de birkaç noktaya işaret edeyim. Ariza'nın başladığı yer çok önemliydi. Bu şeyi gösterdi daralma bir grafiğinde. 2013 sonrasında 3 defa yaşıyoruz bu çeyreklik daralmaları. Ancak ilk kez resesyona döndü. Bu bizim epeydir üzerinde konuştuğumuz bir çerçeveydi. Yani konunun sadece basitçe Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan gerilim nedeniyle ortaya çıkan döviz krizinin yaşanmasıyla gerçekleşmediği, aksine bunun Türkiye ekonomisinin 2001 krizinden sonra takip ettiği birikim modelinin tıkanmasının semptomları olarak görülmesi gerektiği argümanı destekler nitelikte açıklanan veriler. Burada arkadaşlar harcamalar başlıklı grafiği gösterebilirse birkaç noktaya değineyim. Ve ilk başta hane halkı ve sabit sermaye, gayri safi sabit sermaye oluşumu harcamalarına baktığımızda biz şeyin yavaşlamanın 2018 yılı başından itibaren başladığını görüyoruz. Ve kırılma noktasının dikkat ederseniz özellikle sabit sermaye oluşumundaki harcamalarda ikinci çeyrek olduğunu görüyoruz. Yani döviz krizinin başlamasından çok önce. 24 Haziran seçimleri konjonktürüne giderken zaten sabit sermaye yatırımları azalmaya başlamış ve sert bir şekilde azalmaya başlamış. Benzer şekilde hane halkı tüketimi azalmaya başlamış ama 3. çeyrekte, yani döviz krizi sonrasında hane halkı tüketiminin daha da azaldığını görüyoruz. Tabii bunun da bu beklenebilir bir sonuç, çünkü döviz krizinin doğrudan etkisi enflasyonun zıplaması oldu. Enflasyonun zıplamasını kontrol altına alabilmek için de döviz şoku Eylül ayında geldi. Dolayısıyla bu ikisi, hem faizin hem dövizin artması, yüksek enflasyon ortamında yüksek faizlerin de gerçekleşmesiyle tüketimin daralmasına neden oldu. İlginç olan 24 Haziran seçimlerine kadar kamu harcamalarının arttırılıyor olması. Özellikle nihai devletin nihai tüketim harcamalarının ikinci çeyreğe kadar artıyor olması, ondan sonra yavaşlamanın kamu harcamalarında da görülüyor olması. Bu harcamalar açısından dikkatimi çeken üç noktaydı. Şimdi bir sonraki grafiğe, dış ticaret grafiğine arkadaşlar geçebilirse, orada da benzer bir oluşumun karşımıza çıktığını görüyoruz. İthalattaki maviyle gözüken daralma görüldüğü gibi yine döviz krizinin, yani 3. çeyreğin çok öncesinde başlamış durumda.
Hatta yani birinci çeyrek ile ikinci çeyrek arasında %15,3'lük yavaşlama görülüyor ithalatta. Türkiye ekonomisindeki üretim yapısının ve tüketimin neredeyse ithalata bağımlılığını düşünürsek ekonomik yavaşlamanın zaten birinci çeyrekten itibaren başladığını görebiliriz. Bu da tabii 2010 bizi bir önceki yavaşlamaya yani 2016'daki kriz sonrası hani burada da çok konuştuk geleceğe kaçış planı diye tariflemiştik o zaman. Onun sonuçlarının hükümet tarafından görülmesini yani normalde 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hızlıca neden erkene alındığını bize yanıtlarını şimdi daha net bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla ithalattaki çöküş de şeyin öncesinde, döviz krizinin öncesinde başlamış. Dış ticaret rakamları açısından ilginç olan bir başka nokta da ihracattaki pozitif görünümün yavaşlıyor olması. Yeni ekonomik programda da ekonomi yönetiminin genel çerçevesinde de genellikle vurgulanan şu anda mevcut olan krizden çıkış için ihracatın güçlü bir çıkış stratejisi olarak kullanılabileceği yönünde vurgular var. Bu zaten şu andaki mevcut verinin %3'lük daralmanın 4. çeyrekte daha da kötü gelmemesini sağladı ihracattaki pozitif katkı. Ancak bu katkının azalmaya başladığını görüyoruz. Yine grafikte görülebileceği gibi. Bu üç grafik sonrasında bir de son olarak iki grafik sonrasında üçüncü grafiği de başlığı büyüme olan grafiği de arkadaşlar getirebilirse buna da değinip kapatayım. Burada çok net olarak gözüken deminden beri özetlemeye çalıştığım veri var. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırmış veri de ve çeyrek bazlı değişime bakıldığında Ayza'nın işaret ettiği gibi Türkiye ekonomisi 3. çeyrekten önce yani ekonomi yönetiminin iddia ettiği gibi Türkiye'ye açılan ekonomik savaş sonucunda değil daha öncesinde de ekonomik yavaşlamanın başladığını gösteriyor. 2. çeyrekte büyüme durmuş sıfır düzeyinde. Ben iki sonuç görüyorum buradan. Bu hani 2018 verisini toparlarsak 2018 Ağustos ayındaki döviz krizi zaten yavaşlamakta olan ekonominin ekonomi için bir katalizör görevi görmüş. Ancak esas olarak ekonomik yavaşlama 2018 yılında başlamış ve 2019'a da sarkacağı için biz bunu 2018-2019 ekonomik krizi olarak adlandırabiliriz. İkinci konuda, ikinci sonuç da henüz toparlanmanın ufukta görünmediği ile ilgili. Bunu da iki veriden görüyoruz. Gayri safi sabit sermaye oluşumların harcamalarında çok sert daralma, 12'yi geçen daralma. Bize önümüzdeki dönemde kuvvetli yatırımlar sayesinde ekonomik canlanmanın geleceğine dair bir işaret vermiyor. Böyle bir işaretin olmadığını gösteriyor. İkincisi de az önce işaret ettiğim gibi ihracattaki tempo kaybı. İhracattaki tempo kaybı da bu ekonomi yönetiminin ele aldığı işaret ettiği çıkış stratejisinin çok da işlemeyebileceğini gösteriyor. Önümüzdeki çeyreklerde ihracattan gelen pozitif katkı daha da azalırsa biz ekonomik büyüme rakamını, manşet rakamının da daha da aşağıya gidebileceğini görebiliriz. Tabii bu da doğrudan Almanya'nın ve Avrupa'nın yavaşlaması ile ilgili Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan %50'den fazlasını yaptığımız ihracatı, ihraç pazarlarındaki yavaşlama Türkiye ekonomisinin büyümesini de aşağı çekecek durumda. Bu belki son bir noktayı biraz uzattım ama son bir noktayı işaret edip aktarayım sözü.
2014'te hani bahsediyoruz ya hep işte bu üçüncü ekonomik darboğazdır diye. 2014'te benzer bir süreç yaşandı aslında. Karşılaştırmak çok doğru değil belki. Çünkü şu anda bir ekonomik kriz yaşanıyor ama hatırlarsınız 2014'te de benzer bir döviz yükselmesi yaşanmıştı. Hemen ardından Merkez Bankası olağanüstü 27 Ocak'ta olağanüstü toplantı yaparak faizleri şok bir şekilde 4,5 oranında bu sefer arttırmıştı. Hemen arkasında biz Ariza'nın gösterdiği grafikte ilk başta bir çeyreklik daralma gene gördük. Ama hemen ardından o dönem Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın ilan ettiği ve Amerika ile ve Japonya'da da diğer büyük merkez bankalarıyla da halen süren miktarsal genişleme ortamıyla oluşan fonların Türkiye'ye geldiğini, yani sermaye akımlarının canlanması nedeniyle 2014'teki bu sıkışmanın atlatılabildiğini gördük. Yani mekanizma aynıydı. 2014'te de, 2016'da da, 2018'de de, şu anda da mekanizma aynı. Şu anda bu Türkiye ekonomisinin yaşadığı krizi yavaşlatır mı? Bu bir tartışma konusu olabilir. Ama ihraç kanalından gelecek negatif etkiler ile sermaye hareketlerinin canlanmasından gelecek pozitif etkilerin birbirine nasıl götüreceği ne bilmemiz mümkün değil. O yüzden onu takip etmemiz gerekiyor diye bırakayım. Teşekkürler. Hocam şimdi her ikinizin de ifade ettiği gibi rakamlar her yönden kötü. İşsizlik %12 Kasım 2018 rakamları, büyüme -3 2018'in son çeyreği, sanayi üretimi %9.8 daralmış, enflasyon %19'u %20 ki bu düşmüş hali geçen aylara göre Şubat'ta. İnek sütü toplanması bile %4.5 azalmış ülkede Ocak 2018-2019 rakamlarıyla. Dünyada da bir benzer, bizimki kadar sert olmasa da benzer bir dalga var. Ama ekonomi yönetimine baktığımızda yani kötüsü geride kaldı deniyor. En kötüsü nasıl geride kaldı? Hayır Zavcan. Gene zor en size geldi. Zor sorular gene Ali Zavcan. Ya bunun bir iyimser düşünme ve beklenti olduğunu tespit edelim bence. Yani en kötüsü geride kaldı sözünü biz yanlış hatırlamıyorsam beni düzeltirsiniz. Ekim sonu Kasım başında duymuştuk. Kasım sonu duyduk. Ki bu sözler söylenirken Türkiye ekonomisi yani son 10 yılın en ciddi daralmasını yaşıyordu. Şimdi, hocam Mehmet Şimşek bir önceki ekonomi bakanı bu lafı meşhur etmişti bu arada. Hatırlarsınız 2016'dan beri zaten. Evet. Dolayısıyla bunun bir beklenti yönetimi meselesi olduğunu bence görmek lazım. En kötüsü geride kalmış durumda değil. Sadece yani biz eğer 2001-2008 süreci izleyine benzer bir şey olacaksa biz şu an krizin olgunluk evresindeyiz. Ama yani bunu söylerken dahi çok fazla çekinceyle söylememiz gerekiyor. Şimdi belki birazdan konuşuruz. Yani Avrupa Birliği'ndeki durgunluk eğilimi ve Avrupa Birliği'ndeki muhtemel yaşanacak gelişmeler siyasal iktidardakilerin beklentisinin tam tersi bir şekilde Türkiye'yi etkileyebilir. Ayrıca 2019 yılında ben yerel seçimlerden sonra çok net hissedeceğimizi düşünüyorum. Yani biraz önce Ümit'in örneğin devletin harcamalarına ya da başka hane harcamalarına vesaire değindi. Şimdi çeyreklik bazda baktığımızda bir önceki yılla karşılaştırıldığımızda devletin tüketim harcamalarında böyle muazzam bir artış görmüyoruz. Ama çeyreklik bazda baktığımızda yeni ekonomi programının biz Ekim ayından itibaren vaat etmiş olduğu harcamaları kısmanın ortadan kalktığını görüyoruz. Çeyreklik bazda %24'lük bir devletin harcamalarında artış var son çeyrekte. Şimdi bunu sürdürmesi çok kolay değil iktidardakilerin, yönetimdekilerin. Eğer bunu sürdürmeye kalkarlarsa
genel borçlanma maliyeti ve risk primini arttırmaya başlayacaklar. Ekonominin büyümesi, pardon, daha doğrusu ekonominin daralmasına karşı bir bariyer çekmiş olacaklar. Ama başka bir kırılganlığı deşmeye başlayacaklar. Ama bunu yapmazlarsa, yeni ekonomi programında lafı geçen kesinti mantığına sadık kalmaya kalkarlarsa eğer, biz 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren bir toparlanma görmekten ziyade sıfır büyüme civarında ya da çok sınırlı bir daralma gibi rakamları görmeye başlayabiliriz. Bu ise başka bir yıpratıcılık söz konusu olacak. Yani bu başka bir yıpratıcılığı ortaya çıkartacak. En kötüsü geride kaldığının siyasal bir beklenti yaratma ve beklenti yönetme işi olduğunu bence görelim. En kötüsü geride kalmadı. Ne yaşayacağımız sadece Türkiye'dekilerin yapacağı bazı eylemlere kalmış durumda değil. Yani Türkiye öyle bir ülke değil. Dünya ekonomisi o şekilde işlemiyor, Türkiye ekonomisi o şekilde işlemiyor. Böyle olsaydı eğer hakikaten sadece birkaç kişinin ya da bir teknokratik bir kadronun bazı işte sihirli reçeteleriyle işin içinden nasıl çıkabileceğimizi tartışıyor olabilirdik ama öyle bir durumda olmadığımızı düşünüyorum. Tam burada seçimden bahsetmişken Ümit Hocam, 31 Mart'ta seçimler yapılacak. Ondan sonra da 4,5 yıl önümüzdeki takvime göre seçim yok gibi gözüküyor. Ama bu seçimlere geldiğimizde de yerel seçimler olmasına rağmen, yani herkes aslında muhtarını, ilçe belediye başkanını, büyükşehir belediye başkanını seçecekken Türkiye'deki ortam açıkçası bir genel seçim havası ve herkes her yerde ekonomiden bahsediyor. Seçim ve ekonomi arasındaki ilişki bu seçimlerde sizce nasıl yürüyor? Yani çelişkili bir şekilde yürüyor çünkü genelde bu zamana kadar ekonomi yönetimi seçimler öncesinde popülizm yapmamakla övünürdü. Yani popülizm yapmamak, buradaki popülizmi tabii şeyle anlamında kullanıyorum. Daha liberal bir anlamda risk kamu harcamaları yapmamakla. Hatta biz çokken bunu sık sık biz önceki değiliz diye. Çünkü o zaman onlarda 12'de 13'te hatta ama son dönemde biz işte Tanzim satış kuyruklarıyla da tartışılan ekonomi yönetiminin acilen ya ekonomi konusunun gündem olmaktan çıkmasını, bunun için çeşitli ekstra ek gündemler yaratılmasını, ha çıkamıyorsa da bunun sorumluluğu başka tarafa atılmasını, bu iki tipik stratejiyi izlediğini görüyoruz. Belki kredi canlanmasında kamu bankalarının rolünü Ayza değinir ama ben bir veriye işaret ederek sözü bırakayım bu konuyla ilgili. Aralık ayında, 2018 Aralık ayında en son açıklanan nakdi kredilerin illere ve bölgelere göre dağılımı tablosu var. Şimdi ben o tablodan hepsini size aktarmam güç ama bazı ufak oranları çıkardım. Bu tabloda biz nakdi kredilerin Türkiye'de hem illere göre hem bölgelere göre dağılımını görebiliyoruz. Hem de kamu ve özel bankaların verdiği kredileri de görebiliyoruz. Ben bunu buradan kamu bankalarının payını çıkardım. Genel toplam kredi içerisindeki kamu bankalarının payını. Size %50'yi geçen, yani o ilde verilen kredilerin %50'sinin 50'si ya da daha fazlasının kamu tarafından verildiği illeri sadece sıralayayım. İsterseniz üzerine konuşuruz. Örneğin Ege bölgesinde Afyonkarahisar ve Kütahya'da %56 ve %54 civarında kamu bankaları, toplam kredilerin içerisindeki kamu bankaların oranı. Batı Anadolu'ya geldiğimizde Karaman ve Konya. Karaman'da %58, Konya'da %53. Akdeniz bölgesine geldiğimizde %50'yi geçen Burdur, Osmaniye,
Orta Anadolu'nun hepsi %50'yi geçiyor. Ama %60'ı geçenlere baktığımızda Kırşehir, Sivas ve Yozgat. Batı Karadeniz'de %60'ı geçen Çankırı. Doğu Karadeniz'de %60'ı geçen Gümüşhane, 58 ile Rize. Doğu Karadeniz'de hepsi %60'ı, özür dilerim, Kuzeydoğu Anadolu'da %69 bütün bölgede. Ama Bayburt %70 ile Erzurum'da %75 ile en önde gidiyor. Orta Doğu Anadolu diye tasnif edilen bölgede de 60'ın üzerinde. Bingöl 74, Bitlis 71, Hakkari 78. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilginç bir şekilde yüksek olması bekleniyor ama sadece %42 kamu kredilerinin rolü. Neyse, buradan epey bir şey çıkarılabilir. Ben şey yapmadım, bunu seçim bölgelerindeki oy oranlarıyla eşleştirmedim. Bu geçmişe dönük olarak da takip edilebilir bir veri. Aslında böyle bir çalışma da yapılabilir ama şeyi görüyoruz. Bu normalde seçim dönemi olmasa dahi özel sektörü kredi vermekte geri durduğu yerlere aktif bir kamu politikası, bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir politika olarak uygulanabilir, hatta uygulanması gerekli olan bir çerçeve, kamu kredisinin yüksek olmasının. Bunda bir sorun yok. Ama bu muhtemelen yerel seçimler öncesinde kritik görülen yerlerde daha da bu etkinin kredi kanalıyla insanların yaşadığı ekonomik zorlukların hafifletilmesinin yoluna gidildiğini bize gösteriyor. Bunu %100 iddia edemem ama az önce sıraladığım %60'ın 70 üzerinde kamu kredisi tarafından, toplam o ildeki ya da bölgedeki kredi piyasasının %60'ını 70'ini kamunun oluşturduğu yerlerde de iktidar partisi ağırlığının olduğunu söylemek çoktan yanıltıcı olmayacaktır herhalde. Ali Rıza Hocam, tam buraya geçerken ben bir de şey eklemek istiyorum. Yani kamu bankalarının verdiği kredilerde de faiz oranları piyasanın bayağı bir altında. Hani böyle bir sübvansiyon da var bir taraftan. Bu evet. Seçim sürecinde işte seçimle sonuçta bir şey de yaratıyor, iş alanı da yaratıyor. Birçok mesela normalde inşaatlarda çalışması gereken vinçler pankart asıyorlar. İşte o pankartlar vinçlere asılıyor. Yani seçim kendi içinde de bir ekonomi yaratıyor. Seçimden sonra bir de şey de düşünürsek, bu seçim sürecince atılması gereken bazı adımlardan geri de durulduğunu düşünürsek, seçimden sonra bunun daha kötü bir etkisi olacak mı, yoksa bu çok büyük bir etken değil midir? Yani seçim ekonomisi, şimdi siz sahadaki gözlemleriniz nedeniyle daha ayrıntılı, aslında daha canlı örnekler verebilirsiniz. Ama kamu bankaları üzerinden bir tartışma yapacak olursak, bankaların bu tarz bir kredi politikası gütmesi, iki süreç birbirine geçiyor. Yani bir yandan yaklaşan seçim nedeniyle bu anlamda bir faydalanma isteği var. Ama iki, Türkiye tarihinin en ağır krizlerinden birisindeyiz. Ve kriz söz konusu olduğunda devlet bankaları seferber ediliyor. Daha öncesinde yapmış olduğumuz bir araştırma sırasında görüştüğümüz bir devlet bankası şube müdürü, kendilerine 2008-2009 krizi sırasında doğrudan banka genel müdüründen talimat geldiğini bize ifade etmişti. Onun deyimiyle söyleyecek olursam, yağmur yağarken, hatta dolu söz konusu olduğunda şemsiye kapatılmaz. Yani bu tarz bir yandan kamu bankalarının kanunla kendilerine tevdi edilmiş görevleri aslında uygun koşullarda kredi sağlamak, ama öte yandan da iki sürecin birlikte, en azından içinde bulunduğumuz koşulda bir araya geldiğini, hem seçim bağlamında bu anlamda kullanıldığını, hem de krize karşı bir önlem olarak devlet bankalarının kullanıldığını görmek lazım. Türkiye'de kredi çöküşü
henüz tam anlamıyla sona ermedi. Ama devlet bankalarının öncülüğünde yaratılan kredi genişlemesi sayesinde önümüzdeki aylarda sona ermesi beklenir. Peki bu tarz bir kredi politikasının maliyeti nedir diye soracak olursanız, şimdi bu gelir kaybı ödemesi olarak kanunda geçen ama bütçeleştirilirken halen görev zararı olarak bütçeleştirilen bir şeyi var, maliyeti var. Bu maliyet Türkiye bütçesi göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda çok yüksek değil. Yani toplamda devlet bankalarının yıllık 4 milyar 5 milyar lira civarında bir görev zararı söz konusu olabiliyor. Bu şeyin 2019 yılında artması beklenir. Görev zararı ödemelerinin artması beklenir. Ama bu Türkiye bütçe büyüklüğü göz önünde bulundurulur. Hem fazla değil hem de sorun aslında şeyde başlar. Bu kredilerin geri ödenmeme oranları artmaya başladığında söz konusu olur. Yani uygun koşullarda kredi verildiğinde kredinin bütün maliyetini devlet üstlenmiş olmuyor. Sadece belirli bir kısmını devlet üstlenmiş oluyor. Ancak kredi geri ödenmediğinde o zaman işler sarpa sarmaya başlayabilir. Zaten önümüzdeki sıkıntılardan birisi bu. Şimdi devlet bankalarının aynı şekilde kullanılmasının ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye ekonomisinde büyüme rakamları pozitife dönene kadar, çeyreklik bazda büyüme rakamları pozitife dönene kadar bu olanağı kullanmak isteyeceklerdir. Ama Türkiye ekonomisinin makro büyüklükleri ve işte rakamlara baktığımızda şöyle bir sıkıntı var. Bu kaynağın yine Türkiye'nin Türkiye'deki bankaların uluslararası piyasalardan borçlanmasıyla yaratılabileceğini de görüyoruz. Yani bunun da bir sınırı var. Bu sınır hemen gelmeyecek. Büyük ihtimalle iktidardakiler bu olanağı kullanmaya devam etmek isteyecekler. Ama seçim ekonomisi diyebileceğimiz şey için bir, herhalde bakılması gereken nokta devlet bankalarının bu şekilde kullanılması, ama iki, daha önemlisi toplum yararına çalışma ve işbaşı eğitim programlarla geçici istihdam yaratılması. Özellikle işsizlik sigortası fonunun kaynaklarını kullanarak seçim öncesinde yapılan bir şey bu. Genel seçimler ve yerel seçimler öncesinde sıkça yapılan bir şey bu. Benzer bir şekilde bu dönemde de yapıldığını görüyoruz. Yine elbette ki hem kriz süreci hem de seçim öncesi iç içe geçmiş durumda. Bu toplum yararına çalışma programları ve işbaşı eğitim programlarıyla 2018 yılının son ayında 180 bin kişilik bir geçici istihdam yaratıldı. Aynı zamanda 80 bine yakın stajyer ve kursiyer istihdam yaratıldı. Bu sayede aslında ekonomi yönetimindekiler işsizlikle baş etmeye çalışıyorlar. Bu sayede seçim sürecinde gerçekleşecek olan oy kaybını sınırlandırmaya da çalışıyorlar. Çünkü hakikaten insanlar sadece 5 yıllık yerel yönetim performansında değil, aynı zamanda son 6 ayda, son 1 yılda kendi yaşamlarındaki maddi somut gelişmelere bakıyorlar oy verirken. Dolayısıyla bunun etkili olacağını düşünmekteyim. Ama biraz önce söylediğim şeyi tekrarlayarak bitireyim. Yani biz yine de şu ikilemi çok canlı bir şekilde göreceğiz. Daha fazla harcama yapmalı mı devlet, yoksa radikal bir şekilde kemer sıkmalı ve işte bir katı bir para politikası ve katı bir maliye politikası izleyerek aslında öyle bir toparlanmayı tercih etmeli. Yani bu sorunun kolay bir cevabı olduğunu düşünmüyorum, ama seçim sonrasında bizi en çok uğraştıracak sorulardan birisi olduğunu tahmin ediyorum. Ümit Hocam, yayından önce konuşmadık ama ben sizin konuya hakim olduğunuzu biliyorum. O yüzden dün yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dönmek istiyorum. Varlık fonuyla ilgili yeni bir yapılanma açıklandı. Yeni rejimde böyle şeyleri çok fazla yaşıyoruz artık. Zaten yeni sistem de aslında böyle bir şekilde ilerleyecek herhalde. Sabah kalkıyoruz, resmi gazetede bir şey yayınlanmış oluyor ve onun üzerine çok fazla konuşuluyor. Dün de yeni yapılan düzenlemeyle varlık fonunun satışının önünün açıldığı konuşulmaya başlandı. Gerçekten öyle mi? Ya değil, o yaygın bir şekilde
bazı gazetelerde de manşet olarak çıktı, gördüm ben de varlık fonunun satılıyor diye. Yani o mantığına aykırı olurdu eğer öyle olsaydı. Yani satılacak olsaydı zaten o işletmeler, varlık fonuna konulan işletmeler satılırdı. Şimdi varlık fonuyla esasında hani orijinal bir varlık fonu olmadığını biliyoruz bunu. Bir varlığa dayanmadığını biliyoruz. Ama ekonomi yönetiminin düşündüğü buradaki gelir akışlarına dayanarak belki ileride bir menkul kıymet çıkarma ya da bunları şey göstererek, teminat göstererek yurt dışından borçlanabilme. Yani bu hazine dururken böyle bir işlem niye yapılıyor? Hazinenin zaten varlık nedeni bu teminatı vermesidir diye düşünürsek, hani bu soruyu sorarsak da hazine dışı harcamalar yapmak ya da harcama serbestisi kazanmak ya da bir çeşit kontrol mekanizmalarından sıyrılmak olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bu bir anonim şirket. Bu son düzenleme de satılması anlamına gelmiyor. Hisse satılması ya da pay satma diye, Aziz abinin düzeltsin, açıkçası çok da vakıf değilim, takip etmedim şeyi ama yönetmeliği okuduğumda resmi gazetedeki pay satma ile, yani hiçbir zaman yönetime ortak olamayacak insanların varlık fonuna bir şekilde destek olması, oradan da bir belli bir temettü belki elde etmeleri anlamına geliyor olabilir. Yani satış diye bir şey mantıken mümkün değil diye kısaca söylemiş olayım. Bu akşam Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde önemli sayılabilecek bir karara imza attı ve 370'e karşı 109 oyla Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'ne Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Bu kuşkusuz ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde az önce dediğim gibi hem tarihi bir gelişme hem de bundan sonra yaşanacakları, belki hani Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu da düşünürsek, başta Almanya, ticarette de belki yansımalarını görebileceğimiz bir durum. Öte yandan Avrupa'da da işler iyi gitmiyor. Örneğin İtalya'da bizim gibi resesyona giren ülkelerden. Avrupa Birliği Merkez Bankası da buna karşı bazı adımlar attı. Ali Rıza Hocam, bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Merkez Bankası'nın Ocak ayında faiz oranlarına dair bir açıklaması olmuştu. 2019'a dair bir yol haritası ortaya koymuşlardı. Şimdi geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamayla da hedefe yönelik uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarının 3. turuna başlayacaklarını ilan ettiler. Şimdi bu ne demek? Eğer arkadaşlarımız Avrupa Merkez tablosunu getirebilirlerse, Avrupa Merkez Bankası daha öncesinde de bu finansman operasyonunu yapmıştı. Aslında Avrupa Merkez Bankası uluslararası, yani küresel finansal kriz başladığından beri Avrupa finansal sistemine bir şekilde destek oluyor. 2008-2009'da bu bankaların çıkardığı tahvillerin alınmasıyla başlamıştı. Daha sonrasında bankalara ucuz kredi teminine yönelik bir yeniden finansman operasyonu tasarlandı. Ama baktılar ki Avrupa bankaları bu parayı alıyor ama finansal alana yatırıyor. Başka ülkelere yatırıyor. Bu durumda biz hedefe yönelik bir program tasarlayalım ve uzun vadeli bir program tasarlayalım dediler. Dolayısıyla 2014'ten itibaren birinci tur, Haziran 2016'da ikinci tur ve işte Eylül 2019'da da başlaması beklenen üçüncü tur şeklinde bir hedefe yönelik finansman operasyonlarını gördük. Buradaki amaç elbette ki bankalara destek vermek, ama bankalar aracılığıyla finansal olmayan sektörlerin desteklenmesini sağlamak, finansal olmayan şirketler ve hane halklarına verilecek borçlara bakıp, eğer bankalar bu anlamda bir kredi temin etmişlerse, bankaların uygun koşullarda Avrupa Merkez Bankası'ndan kredi almasını sağlamak. Şimdi bu uygun koşullar da hakikaten uygun koşullar. Şu an yeniden finansman operasyonu için tartışılan faiz oranı sıfır. Yani siz 2 yıl boyunca örneğin Avrupa'da faaliyet gösteren bir banka olarak
bazı şirketlere hane halklarına borç verebilmeniz koşuluyla, borç vermeniz koşuluyla Avrupa Merkez Bankası'ndan milyarlarca avroluk bir kaynağa erişim hakkına sahip olacaksınız ve bunun faiz oranı da sıfır olacak. Eğer bu şeyi uygun bir şekilde yerine getirebilirseniz aslında ikinci turda olduğu üzere negatif faizle dahi borç alabilirsiniz. Yani aldığınızdan daha az bir miktar o Avrupa Merkez Bankası'na ödemeye başlayabilirsiniz. Bu ilginç bir durum. Aynı zamanda Avrupa'da krize karşı verilen alınan önlemlerin bir türlü işlemediği ve Avrupa bölgesi krizinin de sürekli yeniden üretildiği ya da kapıda durduğunu gösteren bir durum. Haklısınız, İtalya'nın resesyona girdiğinden bahsettiniz. Ben biraz daha öteye gideyim. Bu üçüncü tur, Avrupa'daki üçüncü tur yeniden finansman operasyonunun bizzat İtalya'yı kurtarmak amacıyla da tasarlandığını söylemek isterim. Yani ben öyle bir yorum yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü İtalya'da 2,5 yıldır devam eden bir banka kurtarma operasyonu var. İtalyan bankalarının halen kredilerinin takip ediş oranları çok yüksek. İtalyan ekonomisi resesyon içinde ve İtalya bankalarının ya da İtalya'daki finansal ve finansal olmayan şirketlerin, örneğin Fransa'daki finansal kesime olan borcu 285 milyar avro ya da Almanya'daki finansal kesime olan borçları 60 milyar avroya yakın. Şimdi İtalyan ekonomisinin işlemesi, İtalyan ekonomisinin büyümesi ve İtalya'daki finansal sektörün kurtarılması gerekiyor ki aynı zamanda Fransa ve Almanya'daki bankalar başta olmak üzere çok sayıda Avrupa Bankası zarar yazmasın. Bu tarz bir operasyonu sağlamanın getireceği, yani şöyle bir etkisi olacaktır. Bu operasyon sayesinde Avrupa bölgesi 2014'te deflasyondan kurtuldu. Bu operasyon sayesinde son yıllarda çok zayıf da olsa büyüme oranları kaydedilebildi. Benzer bir etkisinin olması beklenebilir. Ama sorunun çözülmesi anlamına gelmiyor. 400 milyar avroluk birinci tur, 722 milyar avroluk ikinci tur. Bu turun da 500 milyar avroya kadar varması bekleniyor. Henüz net bir rakam ortada olmamakla birlikte. Ortada bir ucuz kredi bağımlılığı oluşmuştur. Yani Avrupa Merkez Bankası bu ucuz krediyi sağlayamadığı durumda ne olacak sorusu önümüzde duruyor. Mart 2021'de bu ucuz kredi mekanizması sona erdiğinde Avrupa'daki bankalar ne yapacaklar? Şimdi çünkü şunu hatırlatıp durayım. İtalya'da enflasyon %0.8 civarında, %0.9 civarında. Mevduat faizi %0.6-0.7 civarında ve bankalar %0 faizde. Hatta negatif faizde Avrupa Merkez Bankası'ndan para alarak İtalya'da şirketlere ve hanelere borç verebiliyorlar. Ama buna rağmen yine de bu bankalar karlılık sıkıntısı çekiyor ve bu bankalar devlet tarafından sermaye enjeksiyonuyla kurtarılmaya çalışılıyor. Peki bu olanak ortadan kalktığında mevduata yönelerek ya da başka finansman yollarına yönelerek bankalar varlıklarını devam ettirebilecekler mi? Büyük ihtimalle ettiremeyecekler. Dolayısıyla sorun orada duruyor. 2021'e erteleniyor. Ama büyük bir sorun duruyor. Tabii ki bunun Türkiye ekonomisi için bir yansıması olacaktır ama dolaylı bir yansıması olacaktır. Yani bu ucuz finansmana erişebilen Avrupa bankaları doğrudan Türkiye'deki bankalara ya da Türkiye'deki şirketlere kredi verecekler diye bir şey söz konusu değil. Ama dolaylı olarak kredi genişlemesinin Avrupa pazarını canlandırmaya çalışmanın Türkiye'ye bir etkisi söz konusu olabilir. Yine de şeyi yani hatırlatmak isterim. Avrupa'da hakikaten işler çok kötü gidiyor. Ve bu gidişat Brexit belirsizliğinden tutun da İtalyan sorununun devamına kadar bir sürü etken Türkiye'de beklenen, Ümit'in de değinmiş olduğu üzere Türkiye'de beklenen o ihracat kanalının canlanması na darbe vurabilecek özellikler sergiliyor. Bu burada durayım ben. Ümit Hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya uzattık biraz, bir iki şey söyleyeyim. Arizona'nın gösterdiği tablo çok ilginç. Haziran 2014, Haziran 2016, Eylül 2019. Yani bizim başta anlattığımız Türkiye'nin 2013 sonrası birinci ve ikinci darboğazdan çıkmasının
çıkmasına eşleşen tarihler. Avrupa Birliği Merkez Bankası tarafından ilan edilen ya da uygulanan bu genişleme programlarının doğrudan etkisi vardır diye iddia etmeyeceğim ama AKP hükümetlerine de bir talihi diyelim buna. Her başı sıkıştığında Avrupa'daki bir genişleme dalgasıyla karşılaşıyor olması. Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamasında bu parasal genişleme, bir çeşit yeni parasal genişleme ilanı, hatırlarsanız biz birkaç haftadır Fed'in Avrupa Birliği Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın benzer bir süreçten geçtiğini, U dönüşü yaptığını tartıştık. Faiz arttırımlarını durdurduğunu ve miktarsal geniş daralmayı durdurduğunu, hatta belki de daha sonra eski Fed Başkanı Yellen'ın söylediği üzere yeni bir miktarsal genişleme imkanının olabileceğini söylemişti. Bunların hepsi 2019 itibariyle küresel ekonomide bir yavaşlama beklentisinin yoğunlaştığını bize gösteriyor. Draghi de buna işaret etti. Büyüme beklentisinin 2019 için 1.7'den, ki zaten oldukça düşük bir büyüme beklentisiydi, 1.1'e, oldukça sert bir revizyonla 1.1'e düşürdüklerini ilan etti ve 2020-21 için de yine aşağı doğru büyüme beklentilerini revize ettiler. Amerika ile Çin arasında henüz çözülemeyen ve kısa vadede çözülmesi oldukça güç olan ticaret sorunları, Amerika'nın yine Avrupa'ya, özellikle Almanya otomotiv sektörüne ve diğer sektörlere de uyguladığı yeni vergiler, önümüzdeki dönemde sorun olmaya devam edecek. Brexit'i saymıyorum bile. Hani şu önümüzdeki bir ay içerisinde ortaya çıkacak sonuçların neler olduğunu henüz bilemiyoruz. Alman ekonomisi bu ihracat, Türkiye'deki ithalat bağımlılığı gibi Alman ekonomisi de ihracat bağımlısı. Dünya ekonomisinde bir yavaşlama görüldüğü anda doğrudan Alman ekonomisi etkileniyor. Zaten sanayi üretiminde de sanayi üretimi resesyonu çoktan başladı Almanya'da. Yani buna rağmen tabii şey de var. Yani Alman ekonomisi bütçe fazlası verdi. Dış ticaret fazlasını saymazsak. Müdahale araçları var ama bu koyu neoliberal tercih hem Almanya'yı hem Avrupa'yı aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğini takip edelim. Doçent Doktor Ümit Akçay, Doçent Doktor Ali Rıza Güngen, çok teşekkürler. Çok verimli, çok öğretici bir yayın oldu benim için yine. 15 gün sonra yeni bir programda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir programda görüşmek üzere.